Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı, ateşin yakıldığı yer ve Balıkesir'imiz. Kuvayi Milliye bizim özümüz. Eğer o dönemde yaşasaydım benim de içinde bulunmak istediğim bir topluluk olurdu. Kuvayi Milliye Balıkesir'de doğmuştur. Bir direnç hareketidir. Türkiye'nin kurtuluşu demek. Özgürlüğümüz. Özgürlüğümüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyanışı demek. Dünyada böyle başka bir ülke yok var olan. Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından 3 gün önce. 6 Eylül Balıkesir için önemli bir tarih. Benim aklıma direkt Türü tabaklar geliyor. Yunan işgalinde kurtuluşu. Türkiye genelinde bu hareket Balıkesir'e yayıldığı için. Tüm milletimizin bir araya gelip de neler başarabileceğinin çok güzel bir göstergesi bence. 6 Eylül Balıkesir'imizin kurtuluşu. Deri tabakçıların tülü tabaklar. Onlar dedelerimiz, ninelerimiz, amcalarımız. Karşı tarafa korku salmışlardır. Yüzlerine falan boya sürüyorlar. Gece sokaklarda gezmesi ve düşmanı ürkütmesi. Bizim Balıkesir'in simgesidir. Milli kahramanlardan oluşan bir ekiptir. Ve bunun simgesi 6 Eylül'de her zaman yaşatılır. Balıkesir tarım ve hayvancılık şehridir. Yaşamın kolay olduğu, ulaşımın kolay olduğu şehirlerden bir tanesi. Kuzu olsun, süt üretimi olsun, Balıkesir'de hep birinci. Hem Marmara Denizi ile hem Ege Denizi ile. Balıkesir'de yetişmeyen ürün yoktur. Türkiye'nin incisinden bir tanesi yani. Körfez ve tarihi dokusuyla. Balıkesir süslüdür yani. Alaca Mescit Camisi'nin girişinde görürsünüz. 41 bayrak adam. Bizim atalarımız, ecdadımız. Tarihte de zaten Balıkesir önemi ayrıdır. Şehrimizin eşrafından Leblebici Raşit ayağa kalkmış, manda isteyenler Susurluk çayına gitsin, kurtuluş namlunun ucundadır diyerek tüfeğini kaldırmış ve milli mücadelenin silahlı olarak başlamasını kabul ettiğini ilan etmiştir. Ve bu sayede bugünlerde buradayız. Türk milletinin kahramanlığı. Balıkesir'in kurtuluşu. Anlatılmaz bir ifade oluyor. Ölümü göze alması. Türkiye Cumhuriyeti'ne bir simge gibidir zaten. Balıkesir'de milli mücadelenin. Kuvayi Milliye ruhuyla ateşlenerek. Hiçbir zaman bu ülkede düşman barınamadı, barınamayacak da.